Konnichiwa minnesan, watashi wa Prince Vegeta des ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, Tuzu Moon 2. bölümdeyiz ve şimdi kaldığımız yere devam etmeden önce kısaca bir anlatayım arkadaşlar, bu neyin nesidir Tuzu Moon, eğer ilk defa izliyorsanız. Bu Tuzu Moon arkadaşlar böyle bir, ne diyeyim, eski Japon stilinde RPG, indie game tarzında bir oyun. Böyle 90 yıl grafik şeyi. Çok güzel hikayesi var arkadaşlar. Bu oyunun hikayesini de bir kısaca anlatayım sizlere. Ki birinci bölüme bağlantı kuralım arkadaşlar. Okey. Şimdi bu Tuzu Moon hikayesi arkadaşlar. Burada bir şirkette, Sigmund Corporation şirketinde çalışan iki doktor var. Bu doktorun biri Dr. Eva Roslane ve diğeri ise Dr. Neil Watts arkadaşlar. Bu şirketin özelliği insanların hafızası üzerine araştırmalar yapıyorlar ve diğer özelliği ise arkadaşlar insanların son isteğini yerine getiriyorlar. Yani ölümde olan insanların son isteğini yerine getiriyorlar ve bu oyunun da, yani daha doğrusu bu oyunda arkadaşlar Johnny diye bir adam var. Bunun da son isteği, yani ölüm yatağında yatıyor bu da arkadaşlar. Son isteği ise Ay'a gitmek arkadaşlar. Ve biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bizim şirketten almış olduğumuz bir alet var. Böyle bir makine var arkadaşlar. Bu makine sayesinde bu adamın hafızasına gireceğiz. Aynı Leonardo DiCaprio Inception filmine gibi arkadaşlar. Eğer izlediyseniz ne dediğimi anlamışsınızdır. Yani o adamın hafızasına gireceğiz. Onun yaşadıklarını göreceğiz arkadaşlar. Yaşayacağız, biz de yaşayacağız. Ve orada bir yerde ona bu Ay'a gittin diye öyle bu hafızayı yerleştireceğiz arkadaşlar. Yani oyun konusu bu. Bu adam ama niye Ay'a gitmek istiyor arkadaşlar? Ve bu adam hikayesi ne? Bunu artık ilerleyen bölümler inşallah öğreneceğiz. Neyse arkadaşlar, şimdi çok konuşmayalım ve oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Okey arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Evi geziniyorduk ve bu adam Johnny üzerine daha çok bilgi alınmak için evin bakıcısının çocukları bizi gezdirmişti ve en son bu çok tuhaf ve garip, hatta biraz da ürpertici bir odaya girdik arkadaşlar. Bu odada bakın çok böyle tavşan oyuncaklarım, ne artık neyin nesi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, Tuzu Moon 2. bölüm başlıyor. Doldurulmuş bir oyuncak. Ornitorenk. O ne lan? Ornitorenk ne oluyor arkadaşlar? Neyse. Ne çirkin ufak bir yaratık. Biliyorsunuz ben seslendiriyorum arkadaşlar. Dr. Watts, dürt, al, alalım. Oyuncağı alıyoruz. Başka ne var? Kağıttan katlanmış bir tavşan. Ha, hepsi kağıttan katlanmış arkadaşlar. Origami gibi. Bozuk bir müzik kutusu. Başka bir şey yok. Şöyle katabiliyoruz. Okey arkadaşlar, şimdi bu tavşanlar neden bu adada? Bu neyin nesidir? Bunu inşallah ilerleyen, bu bölümün ilerleyen şeyinde öğreneceğiz. Gördün mü? Tüm o tavşanlar hakkında ne biliyorsunuz çocuklar? Hiçbir şey. Seslendirme çok komik ya. Yaşlı adam kimsenin içeri girmesini istemiyor. Bu yüzden ona söylemedik. Onlardan daha fazlası var aslında. Nerede? Daha fazlası varmış arkadaşlar. Terk edilmiş deniz fenerinin içinde. Hemen bu çurunun aşağısında. Görmek ister misin? Anahtarlar bende. Tahmin edeyim, oraya da girmeniz yasak. Hatırlatın da siz ikinizin yakınında asla kilitli dolap bırakmayın. Torcuklar hep zırt pırt giriyor yere arkadaşlar. Yasak da dinlemiyorlar valla. Deniz fenerini görmek istiyor musun? Aslında dışarısı epey rüzgarlı ama... Emme? Şimdi arkadaşlar, deniz fenerini görelim mi? Bence görelim arkadaşlar. Bayağı merak ettim bu tavşanların neyse. Boş ver gitsin. Ben Dr. Watts. Boş rüzgar beni durduramaz. Okay, kahramancayız biraz biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi gidip halledelim şunları. Yok ne yapalım? Hadi gidip hadlerini bildirelim. Bazı atıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi dışarı çıkacağız sanırım. Uçurum muçurum bir şeyler dedi. Deniz fenerine gideceğiz. Okey. Bu müzik çok güzel ya. Uçurum. Nerede o? Böyle bir gidelim.
Ha burada arkadaşlar deniz feneri. İşte burada. Ama oraya inmek için güneye gitmemiz gerek. Yaşasın, paraşütümü unuttum. Güney aşağı doğru. Okey, buradan gidemiyoruz arkadaşlar. O zaman aşağıdan doğru gideceğiz. Çocukları da taktık peşimize. Şöyle bir gidelim. Aşağı doğru, aşağı doğru. Ha, sincaplar da var. Biliyorsunuz birinci bölümde bunun birisini hallettik arkadaşlar. Yok, hayır. Sesler değişti. Benzersizdiniz topu. Patlatmışlar. Oo, arkadaşlar biz patlattık, çaktırmayın. Aptal. Bir toptu zaten. Ama o sahip olduğum en benzersiz deniz topuydu. Ya kim bu kadar acımasız olabilir? Biziz arkadaşlar, çaktırmayın. Ah merak etme, Doktor Ozden sana yenisini alır. Hayır yapma. Alır mı? Ah evet tabi, daha sonra hatırlat ona. Çünkü şu an gitmemiz gerekiyor. Okey arkadaşlar, çocukları birazcık şey aldattık, şey yaptık. Aslında biz patlattık onu. Oradan geçebilmek için sanırım. Öyleydi. Şimdi aşağı doğru gidelim. Bu aşağıda bizim araba vardı. Kaza yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Duman çıkıyor. Arabayı çarpan aptal kim acaba? Çarpan... Doktor Ozlayın, evet. Doktor Ozlayın'dı. Ah Doktor Ozlayın. Evet, hemen onu şey yapıyoruz. Ateşli bir araba. Bu arabanı mahvettik. Ha, burada sincap vardı. Sincapı kim ezdi? Ah, o da Doktor Ozlayın'dı. Arkadaşlar, her kötü şeyi ona atıyoruz. Çok kötüdür. Bütün kötülükleri Doktor Ozlayın'a attık. Neyse, şimdi... Neyle gideceğim lan? Şöyle şu oklara göre gidelim. O ne? Bir şey uyuyor. Haa, bir sincap! Sincap var. Bakalım. Aha. Yok. Ne oluyor lan? Arkadaşlar! Dövüş hazır mısınız? Endişelenmeyin çocuklar. Hallediyorum. Allah'ım bu ne lan? Final Fantasy gibi. Dr. Neil Waltz, Sarah Quinn, Tommy Quinn. Ne yapalım? Savun saldır, savun saldır, saldır! Tsunami tekmesi. Kasırga vuruşu, ayakkabı. Tsunami tekmesi. Yüksek. Bu iş burada biter. Ya. Kes şunu. Yoksa annem hayvan eziyet ettiğini söyleriz. Eyvah. Tamam çocuklar, tamam. Evet, senin için polis çağırır. Bir dakika. Heh. Ah, hadi ama. Aslında yapmayacaktım. Rol oynamayı seven siz değil misiniz? Ya rol yapmışız arkadaşlar, dövüyormuş gibi. Çaktırmıyoruz. Aslında tekme tokat geri çektik. Kendinden utanmalısın. Ona Ted adını verelim. Olur. Hadi gidelim. Bütün gecem mahvoldu zaten. Çocuklarını peşe takarsan öyle olur. Okey, şöyle bir gidelim. Okey arkadaşlar, deniz fenerine geldik. Bakalım, burada da o tavşanlar varmış. Belki bu tavşanların neyin olduğunu burada öğreneceğiz. Bakalım. Okey, kontrol. Ne var burada? Şurada bir taş var. Rebel A, Wireless anısına. Rebel Wireless, ha? John'un karısı mıydı? Bilmem. Hadi deniz feneri hemen orada. Okey, sanırım karısı arkadaşlar. Onun anısında burada bir şey var. Mezarlık mı yoksa sadece anısında bir taş mı bilmiyorum. Ve deniz fenerine giriyoruz arkadaşlar. Burada ne var şimdi? Onu bayağı merak ediyorum. Şöyle üst kata doğru bir çıkalım. Aman ya, asansör yok mu? Asansörleri. Bu arkadaşlar bayağı bir üşenci uyuz adam.
İşte bu. Neymiş bu? Bu şey uzun süredir yok. Bu şey uzun bir süredir çalıştırılmamış gibi görünüyor. Çok renkli kağıt bir tavşan. Okey. Çok renklisi. Hey, geçen hafta geldiğimizde bu burada yoktu. Ha tabii, Johnny tekrar hasta olmadan önce buraya gelmiş olmalı. İki renk ha? Bunlar yüzünden biraz da olsa ürperen tek kişi ben miyim? Evet sensin. Evet. Ne oluyor? Biri arıyor beni. Ah, tahmin etmeliydim. Yüzüz Doktor Özleyin. Tamam, geliyoruz. Bla 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 bla. Pekala, hadi geri dönelim. Buna gelince... Alındı. Okey, kağıt tavşan aldık. Orada da bayağı tavşanlar vardı arkadaşlar. Bunların neyinlisi ya? Okey, hastamızın evine geri dönüyoruz. Odasına giriyoruz daha doğrusu. Ne hatlar karıştırıyordun sen? Hemen vıdı vıdı başladı. Bir büyüteçle karıncaları yok ediyordum. Yakıyordum. Ay ışığı kullanarak mı? Tamam. O zaman biraz kestiriyordum. Tanrım, bugünlerde ukala olmak çok zor. Ukala olmak da az da olsa iyisin bence. Çok gıcık sesi var ya. Senin kaskın kanepede. Kafana tak, içeri giriyoruz. Okey, galiba arkadaşlar ilk defa şimdi bu Johnny'nin hafızasına gireceğiz. Allah'ım. Başlatıyoruz, kafamıza taktık. Pekala, başlıyoruz. Yuh. Okey, bağlantı kurduk. O Johnny'ye de bağlantıyı kuruyoruz. Ve makineyle hafızasına giriyoruz arkadaşlar. Allah'ım. Okey. Abo. Bayağı bir değişti şimdi arkadaşlar. O da biraz değişik. Resimler de yok. Bu sonlaşabilir ana olmalı. Johnny dışındaki bütün konuşmaları engelle. Tamamdır. Hadi bakalım. Dediğin zaman farenin ekranın üstüne doğru hareket ettikten zaman çayını koyma. Aa, okey. Hangi zamandayız? Şöyle fareyle yukarı gittim arkadaşlar, görebiliyorum. Bakın. Bu Johnny'nin en yaşlı hali. Sonra gitgide böyle genç hali. Hatta çocukluk, bebeklik hali de var. Okey, şimdi bu zamandayız arkadaşlar. Şurada okun olduğu yerdeyiz. Okey. Şimdi evde bir gezinelim. Bakın burada resimler falan vardı. Hiçbiri yok. Okey. Ne yapacağız şimdi? Alındı. Not, saat. He? Yaşanelim arkadaşlar. Lan hiç kimse yok. Burası niye böyle? Ha, okey arkadaşlar. Bu gördüğün siyah şey hafızasında henüz yok. Ya da bizim için yok arkadaşlar. Şimdi sanırım dışarı çıkacağız. Şöyle bir gidelim. Bir şey oluyor. Arkadaşlar, sanırım River bu. O Johnny'nin karısı. Yoksa bakıcısı mı? Bilmiyorum. Johnny? Bu ne güzel bir sürpriz. Buralarda fazla ziyaretçimiz olmuyor da. Benim adım Doktor Eva Roslin ve bu da Doktor von Mazerhorn, Doktor Lorenzo von Mazerhorn. Doktor Neil Watts. Allah'ım. Ele verdi biz arkadaşlar. Sigmund Yeni Hayat Çizme Kurumunu duymuş mudunuz? Aa, siz ikiniz kurumdan mısınız? Şu işe bak. Ben de tam sizi aramayı düşünüyordum. Lily, lütfen
bize çay getirir misin? Ha arkadaşlar, okey. Bu Eva şey, Duman Riverdi bakıcısı. Lili? Ne oldu lan? Aslında bizi zaten siz çağırdınız. Kayboldu. Oo, adam birazcık korktu galiba. Buraya yakın gelecekteki anlaşmamızı yerine getirmeye geldik. Adam hala bir tırsıyor bizden arkadaşlar. Dikkatli ol, uçurumdan kayarsan bu anıyı tekrar yüklememiz gerekir. Dikkat et Neil, biraz saygı göster lütfen. Alt tarafı bir program yani. Çok gıcık biraz bizim ona arkadaşlar. Biliyorum, fakat bu onun son ulaşabilir anısı ve onun işbirliğine ihtiyacımız var. Onunla işbirliği yapmalıyız arkadaşlar. En kötü ihtimalde yeniden başlatırız. Neden vaktimizi böyle boş harcayalım ki? Siz... beni aya götürmek için buradasınız değil mi? Evet John. Sanırım başarılı oldum. Görünüşe göre yeterince değil bence. Peki, yapabilir misiniz? Beni aya götürebilir misiniz? Biz değil ama sen yapabilirsin. Neden oraya gitmek istiyorsun? Bilmem. Sorun yok. Bize anlatabilirsin. Senin oraya gitmene yardım etmemiz için bu gerekli. Şöhret mi istiyorsun? Para mı? Bir gelecek gerekçe olsa gerek. Neden bu adam aya gitmek istiyor arkadaşlar? Üzgünüm. Ama gerçekten bilmiyorum. Yalnızca istiyorum. Şimdiden bu işin can sıkıcı olacağını söyleyebilirim. Çok gıcık bir adam bizimkisi de ya. Yine de Johnny, şunu yapacağız. Çocukluğuna inmemiz gerekiyor. Fakat bu bir anı sıçramasında yapmak için çok uzak. Ha arkadaşlar, sanırım yani hemen çocukluğuna gidemiyoruz. Anı olarak hep böyle anı gideceğiz. Yani yaşlılıktan gitgide genç Johnny'nin hayat şeylerine geçeceğiz, anılarına geçeceğiz. Öyle anladım galiba. Bakalım devam edelim. Bu yüzden aşamalı geri sıçramalarla anılarının içinden geçmemiz gerekecek. Ki sen de yakın gelecekte bunu yapabilmemiz için bize zaten izin verdin. Çocukluğumdaki anılara doğrudan erişim için ara noktaları koyduğumuzda buraya geri döneceğiz. İşte o zaman astronot olabilmen için çocukluğunu etkilememize yardım etme gerekecek. Ha, çocukluğunu ona kafasına vereceğiz arkadaşlar, astronot ol diye. Ya da devasa bir mançınığa binmene. Saadete gelirsek yalnızca bilmiyorum demekte fazlasını söylemen gerekiyor. Beni aya götürebileceğiniz sürece her türlü işbirliğini yaparım. Güzel. Okey arkadaşlar. Şimdi bu adam ya aya neye gitmişsin bilmiyorum diyor, sadece istiyorum diyor. Bu yeterli değil. Eğer bunun çocukluk haline gidip de o bilgiyi, o anı ya da ne diyeyim, o düşünceyi ona yerleştirmek istiyorsak aya git astronot ol diye, daha fazlası gerek sadece bilmemem demekten arkadaşlar. Onu demek istedi bu. Yani daha çok şey lazım o adamdan, bilgiler. Neyse devam. Şimdi bir anıya sıçramak için senin için önem taşıyan bir eşyaya ihtiyacımız var.
Okey. Başlamamız için bir çeşit yadigarın var mı? Bakalım neymiş arkadaşlar, bu yadigarı var mı? Bu nasıl olur? Bu işe yarar. Birazcık atıyoruz arkadaşlar. Peki başlayalım mı? Bayanlar önden. Okey. Alındı not. Ay. Önce bu yadigarı hazırlamamız gerekiyor. Hazırlayalım. Bakalım neyle hazırlanmış. Bilgisayar üzerine. Bu ne lan? Yadigarı tamamlanan parçalanan daire taşına bas. Okey. Bu resmi tamamlayacağız şimdi. Şuradan basayım. Süper arkadaşlar. Resmi tamamladık. Daha doğrusu yadigar artık gezinti için etkilenilmiştir. Okey. Yadigarı etkinleştir. Etkinleştir diyoruz. Bekleyin. Mahremiyetim ne olacak? Mahremiyetim ne olacak? Kaçınabildiğimiz kadar ihlal etmemeye çalışacağız. Fakat çoğu vakada elden bir şey gelmiyor. Kaybolduk. Ha, hafızayı şeye geçiyoruz arkadaşlar. Yok. Yeni bir anıya girdik galiba arkadaşlar. Yine evin içindeyiz ve adam piyanoda. Bakın çok tavşanlar var yine, beyaz tavşanlar. Zaman olarak biraz ilerledik, yukarıda gördünüz bunu. Ve o ana melodi geliyor. Çocuklar çalıyordu baştan, neyse. Gönüllüye ve... Bir dakika. Ve etkileşimi kapat. Eğer görünürsek çok kötü olur. Ha, okey. Okey arkadaşlar. Görünmeyen adam ve kadın olduk. Tamam tamam, mutlu musun? Bizi görmemesi gerek. Tanrım, ona bütün bu tavşanları sormayı unuttum. Doğru arkadaşlar, bu tavşanlar neyin nesiydi? Keşke sorsaydık. Bu tüylerimi ürpetiyor. Galiba önce psikopat kaydını kontrol etmemiz gerekiyordu. Aha. Neler oluyor? Beni duydu mu? Bu mümkün değil. Arkadaşlar ne oluyor lan? Adam niye durdu? Bizi duyuyor mu? Muhtemelen sadece bu anının bir parçası. Anının bir parçasıymış galiba. Eyvah. O zaman fikrime sadık kalacağım. Ne oluyor lan? Neyse, gevezeliği bırak da buradan atlama için bir yadigar bul. Okey. Şimdi 5 anı bulanı oluşturma. Okey, 5 tane anı şeyi arayacağız arkadaşlar. Anı bağlantısı için şu galiba, şu tavşan biri olabilir. Çok renkli bir kağıt tavşanı. Sen özelsin değil mi? Bütün kardeşlerin beyaz atıcıda boğulmuş gibi gözüküyorken sen iki renklisin. Efendim, gerçekten ürpedici olduğunu mu düşünüyorsun? Ya evet, ben de. Okey, bir tane topladık. Şimdi 5 tane gerek galiba arkadaşlar. Tavşanlar bir şey yapmıyor. Şu adam da bir şey yapmıyor. Saatte bir şey var mı? Saat çalışıyor ama sessiz. Ha, okey, onu da aldık. Burada şemsiye var. Okey arkadaşlar, çaktım da havayı. Şimdi o şeyleri toplayacağız, 5 tanesini ve o şemsiyeyi yapacağız onu. Kullanacağız. Burada o ihtiyar adam var yine. Lan insan. Hı? Şeyler değişti arkadaşlar. Çanta var. Eski yamalanmış bir sırt çantası. Çok eski bir çanta. Bu ne böyle? 1 milyon yıllık mı? Çok eski çanta galiba. Sanırım bunu öğreneceğiz. Okey, burada bir şey var. Bir kavanoz. Salamura, zeytin. Aa, nefret ediyorum bundan. Nefret edecek ne var?
Salamura zeytin bu. Aynen öyle. Okey, iki tane daha kaldı arkadaşlar. Ne olabilir daha? Şu şey mi? Burada ne var? Tıp döneminin metinler bir seçme. Yo, burada ne var? Çıplak Kral yazan Hans Christian Andersen. Okey. Bu siyah şeylere giremiyoruz. Taze kır çiçekleri. Okey, hepsi topladık arkadaşlar şimdi. O adam anı bağlantı oluşturuldu. Şemsiyenin yanına gideceğiz. Okey, şemsiyenin yanına gidelim. Bu tavşanlar çoğaldı mı arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor ya? Sanki daha fazlası var şimdi. 1 2 3 5. kullanıcıdan birini. Hadouken! Adam Street Fighter'ı aldı oyunu. Çatladı vallahi. O da neydi böyle? Ne neydi? Bu kadar yeter. Şu andan itibaren bariyer kırmayı ben yapacağım. Çok gıcık ses arkadaşlar. Lan yukarı çıkma. Okey. Yani ver hazırla. Burada kaydedemiyorum. Okey. Şöyle basalım. Şu eğri şey de geldi. Yan. Çapraz. Nasıl yapacağım? Buna da bassam. Tam mı? Okey. Süper arkadaşlar. Bunu da çözdük. Şimdi bu yadigarı kullanalım. Şemsiye. Etkinleştir. Bölümü şimdi bitirmek zorundayım. Ama oynasın da var arkadaşlar. Okey, birazcık daha ilerledik. Deniz Feneri'nin yine oradayız. O adam o... İş yağmura gelince içinden geçmesi üstüne gelmesinden iyidir. Benim için ne olursa olsun fark etmez. Görünüşe göre bu anılar yalnızca kısa bir zaman... Pardon, ses değişti. Allah'ım Prince, okusana. Görünüşe göre bu anılar yalnızca kısa bir zaman dilimine atlıyor. Okey, kısa kısa zaman, tamam. Bir sıçrama yadigarına ihtiyacımız var. Yoksa sonsuza kadar sürecek. Manzaranın tadını çıkarmaya bak. Okey, yine 5 tane şey toplayacağız. Ama ben arkadaşlar... bu ikinci bölümü burada bitiriyorum. Şimdi... Okey arkadaşlar, aslında çok da oynasın vardı ama ben... çok uzun olmasın bu ikinci bölüm. Şurada, okey, kaydedebiliyorum. Tamam arkadaşlar, süper. Okey arkadaşlar, To The Moon ikinci bölümünü burada, ikinci bölüm burada sonuna geliyoruz. Adamın, Johnny'nin ilk defa hafızasına girdik ve bunu öğrendik ki arkadaşlar, hemen yani bir anıdan ta gençliğine gidemiyoruz. Yani hep bu etap etap olacak. Yani hep anan gezmeliyiz ve böyle bu yadigarla ilgili hep bir şeyler toplamalıyız arkadaşlar. Bunun hikayesi nasıl devam edecek? Bayağı merak ediyorum arkadaşlar. Bu tavşanlar neyin nesidir? Ve bu adamın... Bu adam neden böyle çok üzgün? Bunun yaşadıkları nedir? Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde göreceksiniz arkadaşlar. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen lütfen beğeni sembolünü basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni destekleyin, kanalımı destekleyin ve bu seriyi destekleyin arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Yup.